Şimdi çiftçi kanadında bir popülerizm oldu. O ona, o ona, o ona derken işte Kuddusi Demir diye biri var. Twitter'da, sosyal medyada bu şekilde bilgilendirmeler yapıyor. Onu takip edelim, ondan bilgi alalım diye bir hava oluştu. Karaman'dan bazen mesela sorular geliyor, bilgi veriyorum. Aksaray'dan sorular geliyor, bilgi veriyorum. Ama Konya'nın dışına çıkmıyorum. Yani Konya'nın 31 ilçesi, 1100'den fazla mahallesi olması lazım. Bütün mahalleleri, mahalle bilene sorsalar detaylı olarak bilgilendirmesini yapıyorum. Trajikomik şöyle bir durum oluştu. Şimdi ben geçen sene Mart ayında bütün Konya Ovası'na gübre attırdım. Hatta tarım fuarı vardı ilk günü. Şöyle bir durum oldu. Yani benim yüzümden ilk gün katılım az oldu. Çünkü biz burada gördük ki komşumuz bize kiraz getiriyor bahçesinden. Biz burada gördük komşumuz bize çilek getiriyor bahçesinden. Biz burada gördük komşumuz bize pekmez getiriyor kendi yaptığı şekersiz pekmezinden. Hani biz başka şehirde yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten büyük nimet. Yani Konya'ya has bir hava bilgilendirmecisi olduk diyebiliriz. İyi ki diyorum 2014 yılında Konya tercihini yapmışım diyorum. Yani Konya bana ne istediysen verdi. İsmim Kuddusi, soy ismim Demir. Yaşım 33, evliyim. Bir tane de oğlum var. Aslen Ankaralıyım ama 2014 yılından bu yana Konya'da yaşıyorum. Konya'yı da gerçekten çok seviyorum. İyi ki de buraya taşınmışım diyorum. İyi ki de burada yaşıyorum diyorum. Kendim Konya'da esnaflık yapıyorum toptan gıda üzerine. Konya sanayisinde firmalara birkaç ürün üzerine toptan satışlarımız oluyor. Bu işle uğraşıyorum. Bir yandan da hobi olarak hava işleriyle uğraşıyorum. Yani hobi olarak demek biraz artık o da bizim ana işimiz gibi oldu bu saatten sonra ama nitekim biz onu hobi olarak bir beklenti içine girmeden Konyalı halkımızı bilgilendirme amaçlı ilave olarak o işle de uğraşıyoruz. Şimdi ben aslen Ankaralıydım. Normal mesleğim benim muhasebecilikti. İstanbul firmasına bir teklif almıştım. Oraya gittim. Aynı zamanda nişanlıydım. Şu anki eşimle nişanlıydık o zaman. Kendisi Konya'da yaşıyordu. Ben de İstanbul'daydım. Firma buraya bölge bağı açtı. Biz de dedik ki Konya'ya gidelim. Daha iyi olur. Hem Konya'yı görmüş oluruz. Yeni bir şehir, yeni bir heyecan. İstanbul biraz da büyük bir şehir. Hem de dedik Ankara'ya daha yakın. Hani burada aile ziyaretlerini daha kısa sürede içinde gerçekleştirebiliriz. Öyle Konya'ya gelelim dedik. Zaten firma yetkilileri de o şekilde düşünmüştü. Sonra geldik 2014 yılında ve çok sevdik Konya'yı. Burada kaldık. Sonra firma küçülmeye gitti. Geri geldi ama biz kabul etmedik. Burada bir özel bir firmada tekrar muhasebe üzerine işe devam ettim. Sonrasında oradan ayrıldım. Şu anki yaptığım toptan gıda işine başlamıştım. Çok şükür bir 6-7 yıldır da bu iş üzerine devam ediyoruz. Her sene benim Konya'ya olan sevgim artıyor. İlk geldiğimde biraz zorlandım açıkçası. 1-2 yıl ister istemez biraz bir kültür farkı oluyor. Daha sonrasında alıştıktan sonra da Konya gerçekten bırakamıyorsun. Öyle bir şehir. Burada üniversite okuyan öğrencilerimiz de bunları çok yaşıyorlar. İlk başta hani biz buraya nereden geldik gibi oluyor. Daha sonra Konya'nın nimetlerini gördükçe burada kalası geliyor. Bende de aynı durum gerçekleşti. Mesela hafta sonu Konya Spor'umuzun Sivas Spor'la bir maçı var. Ben evden yaklaşık 15 dakika içinde o maça gideceğim. Bir trafik derdim yok. Bir kalabalık derdim yok. Bir sıkıntı yok. Maçtan sonra da en kötü 20-25 dakika içinde bu stattan çıkışa bilene dahil ederek söylüyorum. Eve geleceğim. Yani bunlar Ankara ve İstanbul'da çok büyük bir nimet. Bu kadar sürede bu kadar bir sosyal aktivite yapmak. Yine hayat ucuzluğu, kültür farkının olmaması, bütün yaşayanların aynı kültürde olması, şehrin çok düz bir şehir olması, birçok sosyal aktiviteye hemen ulaşılabilmesi. Bu yüzden Konya bana çok cazip geliyor ve çok seviyorum. Zaten toplumda da arkadaşlarımız var, dostlarımız var, konuşuyoruz. Ya bazıları mesela Konya'ya olumsuz bakıyor. Diyor ki işte buradan gitmek istiyorum falan. Ben onlara her zaman diyorum yani kısa bir süre de olsa, 3-5 ay da olsa bir Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yaşayın. Ondan sonra Konya'nın kıymetini çok iyi anlayacaksınız diyorum. Hani ben büyük şehirde yaşadığım için Konya tam aradığımız memleket oluyor. Yani sonuçta çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Güven bakımından güzel bir noktada, kültür bakımından güzel bir noktada, şehrin kolaylığı yani bir ucundan bir ucu 15 dakika. Ya bu çok büyük bir nimet. Söylediğim gibi sosyal aktiviteler. Örnek veriyorum mangala gideceğiz. Arabamıza biniyoruz 15 dakika sonra en güzel böyle ağaçların olduğu ferah bir yerde mangalımıza gidebiliyoruz. Bir kalabalık yok, yoğunluk yok, gayet böyle ferah. Ya bunlar örnekler ama
Genel olarak baktığımızda Konya'da benim olumsuz gördüğüm bir nokta da yok. Hani bir noktası tamamen ova, tarım şehri. Bir noktası dağlarla çevrili, dağların içinde bir doğa şehri. Yani gizli kalmış onlarca güzel noktalar var, konumlar var. Gezilecek, görülecek doğa harikaları var. Hemen şehrimizin dibinde mesela Kestel var. 14, yani yarım saate ulaşacağımız bir yer. Tam bir doğa harikası. Hemen yine hem Beyekim Dağları'nın arkası diyelim. Orada göllerimiz var, güzel noktalar var. Hani doğal olarak da Konya'mız hakikaten güzel bir noktada. 10 yıldır biraz da hava işleriyle uğraştığımızdan dolayı 31 ilçenin tamamına hakim olduk. Hatta bize ilçelerin hangi ilçemizin kaç kilogram yağış almış onların da bütün verisi oluyor. Hangi ilçede ne olur, hangi ilçede ne olmaz bunların hepsine bayağı bir aşikar olduk artık öğrendik. Yani Konya'yı sevdiğimizden dolayı da bunların hepsini detay olarak öğreniyoruz. Şehir merkezi olsun ve ilçeler olsun, taşra olsun çok şükür hepsine de hakimiz. Konya'yı da çok seviyoruz. Her geçen gün daha çok seviyoruz. İnşallah bu şekilde de muhabbetimiz devam eder. Bundan bir yaklaşık 10-15 yıl bir süre öncesi, tam hatırlamıyorum 13-14 yılda olabilir. Ya bir gün Ankara'da yoğun kar yağışı uyarısı gelmişti. Bakıyoruz yağmıyor, bakıyoruz yağmıyor. En son işte ilgili kurumları falan aramıştım. Ya işte şu bölgelere yağacak, yağmayacak diye bir cevap geldi. O gün karar verdim. Ya internete yazdım. Bu dedim hava olayları nasıl araştırılıyor? Ya buna girmeden önce şuna da değineyim. Bizde çiniofil dediğimiz bir hastalık var. Olumlu güzel bir hastalık. Bu çiniofil hastalığı kar hastalığı. Yani kar yağdığı zaman sen ister istemez mutlu oluyorsun eğer buna sahipsen. Bizde de böyle bir durum var. Ben kar yağdığı zaman gece yağarsa sabaha kadar uyuyamam. Gündüz yağarsa camın önünden ayrılamam. Kar anında durmadan dışarıda yürürüm. Hatta akşam saatleri olduğu zaman aşağıda yürüyoruz, eve gidiyor çıkıyoruz, yarım saat duruyoruz, tekrar yürüyoruz. Tekrar aşağıda karla oynuyoruz, tekrar yukarı çıkıyoruz, tekrar aşağı iniyoruz. Hatta ben hanıma evlendiğimiz sıra şöyle bir uyarı da yaptım. Dedim bak hanım, şimdi sen beni böyle iyi hoş tanıyorsun. Benim böyle bir sıkıntım var. Kar yağdığı zaman ben ya beni tanıyamazsın. Çocuk gibi oluyorum dedim. O yani ne olacak ya en fazla camdan bakar diye bir düşünce içine girdi. O senede bizim maşallah çok güzel Konya'mız kar yağışı aldı. Tabii her kar yağdığında ben şu an oğlum 8 yaşında ondan farklı onun gibi o halde bürünmüş oluyorum. Aşağı iniyorum, dışarı çıkıyorum, o camdan o cama gidiyorum, balkona çıkıyorum. Hanım artık diyor ki hakikaten normal değil bu diyor. Yani çünkü normal bir kar sevgisinin dışında hareketlerimi görüyor. Buna ben engel olamıyorum. Yani bu kar hastalığı böyle bir şey. Yani kar yağdığı zaman aşırı mutlu oluyorsun. Bunun adı da tıbben çiniofil olarak geçiyor. Kar yağdığı zaman mutlu olan insanlar. Hani bunlar zaten biraz da böyle araştırdığı zaman çok pozitif insanlar oluyor. Hayata çok olumlu bakan insanlar oluyor. Kar da bu pastanın çileği diyebiliriz. Kar yağdığı zaman zaten rahmetimiz de o kadar güzel ki her yeri bembeyaz yapıyor. Yani kara baktığı zaman bir insanın içini huzur kaplaması lazım. Çünkü bembeyaz bir güzellik. İşte bu da onun bu taşınan özelliğin çileği oluyor diyebilirim. Kar yağdığı zaman bizde ipler kopuyor. O an ne dert ne tasa varsa hepsi gidiyor. Tamamen mutlu oluyorsun karın altında. O yüzden de yılda da zaten bunu en böyle yoğun göreceğimiz zaman 3 veya 4 defa oluyor. Hasret de olduğundan dolayı hemen kışın gelip o karı beklememizden dolayı bu kadar fazla bir kara karşı sevgimiz oluşmuş oluyor. Nuri Bilge Ceylan'da bir yönetmen. Bunda da çiniofil hastalığı var. Zaten onun filmlerine baktığınız zaman birçok eserinde yani 10 tane eser varsa 6-7'sinde bir kar detayı vardır. Bir illaki ya bir kar yağıyordur, yerde bir kar vardır. Hiç olmadı. Denk gelmemişse çekimleri bir hava soğuktur. Onda da bu detay var. O da kar sevdalısı yani karı çok seviyor. Bizim gibi olduğu için o da filmlerinde bu ayrıcalığa bir yer vermiş. Kar yağmayınca orayı atladık biraz detaya girince. Kar yağmayınca meteoroloji aradık. Dedi böyle böyle bazı noktalara yağacak, bazı noktalara yağmayacak. Ben ondan sonra baktım. Dedim ki bu hava durumu tahminleri nasıl yapılır diye bir bilgilendirmeleri nasıl yapılır diye internete yazılara yazdım. Benim karşıma hava tahmin modelleri çıktı. Uluslararası hava tahmin modelleri. Yani bugün isimleri halka açık bilgiler veriyorlar. Ama ACMF modelimiz var, ICON var, GFS var, GEM var. Ve ben bunların uzun süre üzerinde durduk, analiz ettik, parametrelerini, değerlerini hepsini öğrendik. Ve artık ne zaman kar yağacak, ne zaman yağmur yağacak, ne zaman sıcak olacak acizane bunlara biraz hakim olduk. Hani bundan dolayı da bir kütle geliyorsa o kütle kuvvetli yağış mı bırakacak, hafif yağış mı bırakacak? İşte bunların detayını öğrenmiş olduk. Ben ona bakarak
Daha sonraki süreçte işte şu gün kar yağar, bugün yağmur yağar diye kendi kendime takılıyordum. Bir yandan da sosyal medya hesaplarım vardı, Twitter. Orada da ufak ufak yazmaya başladım. Konya'da yaşıyorum. İşte yarın yağmur yağar, işte bir gün kar yağar, yarın kar yağar kuvvetli olacak, okullarda tatil olur diye. Ben böyle yazarken durmadan bana yavaş yavaş takipçi gelmeye başladı ve bu yazdıklarım da sürekli çıkıyordu. İşte soru sormaya başladılar. Hocam işte biz yarın öğrenciyiz, yarın kar diyorlar, sence okul tatil olur mu? Ben de olur dedim. Çünkü bakıyorum değerlere bayağı yoğun bir kar yağışı var. O gün mesela yollar falan her yer kapanmıştı. Okullar da tatil oldu. Derken böyle Konya'da artık tanınmaya başladık. Çiftçilerimiz takip etmeye başladı. Ya birkaç çiftçimiz biz gübre atacağız dedi. Yağmur bekliyoruz dedi. Sizce yağmur yağar mı dedi. Ben de yağar şu gün dedim. Abi o güne yağmur göstermiyor dedi. Ama ben değerlere falan bakıyorum. O gün yağmur var. Siz atın dedim, hani o gün yağmur oluşacak beklenti var. Çünkü bu uluslararası hava tahmin modelleri ve halka açık. Bunlardan dedim bu şekilde bir veri beklentisi var. Gübreleri attılar. Hemen akabinde de yağmur yağdı. Onlar da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Sonuçta gübreden sonra yağan yağmur çok onlar için faydalı oluyor. Hemen gübreyi eritiyor. Derken şimdi çiftçi kanadında bir popülerizm oldu. O ona derken işte Kuddusi Demir diye biri var. Twitter'da, sosyal medyada bu şekilde bilgilendirmeler yapıyor. Onu takip edelim, ondan bilgi alalım diye bir hava oluştu. Derken buradan da kendisine çok selam söylüyorum. Kerem İşkan abimiz aynı zamanda bizi yine sosyal medya hesaplarından takip ediyormuş. Konya'nın önde gelen gazetecilerinden. Beni bir programa çağırdı. Dedi ki gel seninle bir program yaparım. Bu şekilde değişik bir şeyler sunuyorsun havayla alakalı. Ben de o gün oraya çıktım. O gün de akabinde güzel bir kar yağış vardı. Onunla ilgili detaylı bilgilendirmeler verdim ve o dediklerim de çıktı. Daha sonrasında da orada da mutlu olduk. Sonuçta bir TV programında bir şeyler söyledik. O da gerçekleşti. Derken popülerizm bu şekilde de artmaya başladı. Konya'nın tamamında şu an neredeyse bir Kuddusi Demir ismi duyuldu. Özellikle Taşra'da. Çiftçilerimize çok yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Yani şurada değinmek isterim. Bir beklentimiz yok. Onlardan bir talebimiz de yok. Ben de bu şekilde bir aşk var diyelim, bilgi aktarma aşkı havayla alakalı. Onların da işine yarayacak. İşte doğru zamanda, doğru vakitte onlara bilgilendirmeler veriyoruz. Mesela dün akşam bazı mahallelerimizi, ovada olan bazı mahallelerimizi uyardım. Yağışlar geliyor, önleminizi alın diye. Elindeki mahsullerini kapattılar mesela. O uyarıyı yapmasak haberleri olmayacaktı, mahsulleri ıslanacaktı gibi. Böyle faydalı, Konya'mıza faydalı güzel şeylerde, bilgilerde bulunuyoruz. Bunu sosyal medya hesaplarında başlık yapan arkadaşlar da var. Türkiye genelinin içinde bilgiler veriyorlar. Ben Konya'ya has bir insan olmak istedim. Yani Konya'yı gerçekten çok seviyorum ve bunun da sadece Konya'da sınırlı kalmasını istedim. Biz Karaman'a bilene bilgi vermiyorum. Ha verilebilir ama Konya ile adımız çıktığı için Karaman'dan bazen mesela sorular geliyor, bilgi veriyorum. Aksaray'dan sorular geliyor, bilgi veriyorum ama Konya'nın dışına çıkmıyorum. Yani Konya'nın 31 ilçesi, 1100'den fazla mahallesi olması lazım. Bütün mahalleleri mahalle bilene sorsalar detaylı olarak bilgilendirmesini yapıyorum. Sadece Konya'ya has kalmak istedim. Sadece Konya için bilgi vermek istedim. Nitekim de oldu. Şu an Konya'mızda Taşra'da bulunan çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu bizden haberdar. Sağ olsun bilgileri alıyorlar. Biz onlara güzel bilgiler veriyoruz. Doğru bilgiler veriyoruz. Yine Konya şehir merkezinde de güzel bilgiler veriyoruz, aktarıyoruz. Yani Konya'ya has bir hava bilgilendirmecisi olduk diyebiliriz. İnşallah bu şekilde de devam eder. Biz de tamamen bilimsel veriler var. O verileri okuma var. Bilimsel bir veri geliyor. Onlara böyle detaylı bakıyoruz. Değerlerine bakıyoruz. Parametrelerine bakıyoruz. İşte basınç dizilimlerine bakıyoruz. Ona göre bilgilendirme yapıyoruz. Mesela önümüzde cumartesi pazar güzel bir yağış beklentisi var, basınç yağışı. Eğer değişmez ise Konya geneli çok güzel bir yağış alacak. İşte bunların önden bilgisini veriyoruz. Çiftçilerimizi uyarıyoruz. Mesela 19 Eylül ve sonrası için işlerinizi bırakmayın. Açıkta bir ürününüz kalmasın. Çünkü şiddetli yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hani mahsulleriniz zarar görmesin diye bu şekilde uyarılar yapıyoruz. Şimdi bunları biz yaptıktan sonra çiftçilerimizden başta olmak üzere olumlu geri dönüşler olunca da biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü bize dua ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar, güzel dualar ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Bunları da duydukça hem daha çok azimleniyoruz, hem daha çok mutlu oluyoruz, hem de bu yaptığımız işi daha da böyle samimi olarak yapmaya devam ediyoruz. Şunu kıramadık daha. Şimdi ben bilgi veriyorum, 10 tane bilgim tutuyor ama bir tane böyle biraz sıkıntılı bir sistem diyelim. Bilemedik ya. Hemen bizi de bir oraya bir hafiften atıyorlar böyle. Yine bilemediler falan diye. Öndeki 10 tane doğru bilgiyi hemen siliyorlar. O bir tane verdiğin yanlış bilgi de hemen seni ismini çıkarıyorlar. Ama bu risk illaki var. Ha, biz onu da kabul ettik, böyle bir risk oldu. Fakat benim işte verdiğim bilgilendirmeler genellikle %90-95 oranında tutarlı oluyor.
Bir de şunu atlıyoruz biz. Konya çok büyük bir yer. Yani yer ölçümü olarak Türkiye'nin en büyük şehri. Bir de topografyası çok değişik. Yani Konya şehir merkezi düz, ova düz ama bize yağış gelen konumların rotası çok yüksek dağlarla çevrili. 3000-3500 rakımlık Toros dağları var. Yağışları bizim zaten Akdeniz'den geliyor. Burayı aşamayan yağışlar genellikle bu dağlık bölgelerde kalıyor. O yüzden Konya şehir merkezi ve ovanın yağış tahmini yapmak, bilgilendirmesi yapmak oldukça zor. Biz buna rağmen %95 oranında başarılı bilgilendirme yapıyoruz. Ama işte acizane arada bir yılda bir iki defa kaçırdığımız oluyor. Hadi diyelim 3. Yani bir yılda 3 defa yanlış bilgilendirme yapabiliriz. İşte orada hemen bir tepki oluşabiliyor. Özellikle karda. Çünkü yıl boyunca herkes karın yolunu gözlüyor. Hani bir karda yanlış bilgi verirsek yağmasa ben ciddi bir tepkiler oluşuyor. Ama onlara da alıştık artık. Temennimiz o yanlışların da olmaması. %100 başarılı bir şekilde bilgilendirme yapmak. Trajikomik şöyle bir durum oluştu. Şimdi ben geçen sene Mart ayında bütün Konya Ovası'na gübre attırdım. Hatta tarım fuarı vardı ilk günü. Şöyle bir durum oldu. Yani benim yüzümden ilk gün katılım az oldu. Çünkü tarım fuarından bir gün sonrası, ya ikinci günü Konya'da bir yağış olacaktı. Yani ilk gün gübrelerin yetişmesi lazımdı. İkinci gün gelecek yağmurla o gübrelerin erimesi lazımdı. Ben bütün değerlere falan baktım. Konya Ovası'nın tamamında yağış bekleniyordu. Konya'da da yağış bekleniyordu. Yani söylediğim gibi ilk gün fuarda katılım az oldu. Son saniye yani 10 saat kala 12 saat kala sistemin gelmesine bütün verilerde yağış haritasında ovaya gelen yağışı kaldırmışlar. Şimdi bana o kadar telefon geldi ki hocam yağış kalktı biz gübreler attık. Hocam yağış kalktı biz gübreler attık. Hava durumunda böyle son dakika uç sapmalar da var. Yani elim ayağım dolandı. Çünkü binlerce insan belki gübre attı ve benim için bir kariyer noktası diyelim artık. Bir dönüm noktası oldu o durum. Yani oradaki eğer o kalkan yağış gerçekleşmeseydi belki şu an burada bu röportajı size yapamıyorduk. Hani o kadar tepkiden sonra muhtemel devam etmeyebilirdim. Ama hemen akabinde ben tekrar bu olumsuz haberler gelince parametrelere baktım. Yani tamam yağışı kesiyor haritada. Yağışı ovaya indirmiyor fakat ovadaki birçok değerler, parametreler hala yüksek. Yani yağışın geleceği noktasında yüksek görünüyor. İşte biraz önce söylediğim o Toroslar, dağlar var ya, orada yağış haritasında dağdan inerken yağışı kestiğini görüyoruz. Artık fön mü rüzgarı mı gördü, kuru nem mi gördü, neye göre haritada o ortadan kalktı bilmiyoruz. Haritadan kalkınca da bütün hava programları yağışları kaldırmış. Hatta bazı çiftçilerimiz gübre atarken yarıda bırakmış. Gübreleri atmamışlar. Yarısını atmış, yarısını atmamış. Bari yağış kesilecek, yarısını atmayayım, oradan zarar etmeyeyim diye. Fakat o günün akşamında, gecesinde bu batıdan gelen yağış, güzel bir cephe yağışı, ne dağ dinledi, ne Toros dinledi, böyle ovanın tamamına yayıldı. Konya şehir merkezi dahil ve Konya ovasının tamamı dahil çok güzel yağış oldu. Mesela Altınekin'i hiç unutmuyorum. Altınekin'de çiftçilerimiz gübre attı. Attıktan sonra yağışın kesildiği bilgisi gelince son 10 saatte hemen bana mesaj attılar. Hocam yağış kesildi, mahvolduk bittik. Ya dedim bir sakin olun, değerler yüksek, o yağış yağacak inşallah diye. O gün mesela Altınekin'e 15 kilogram yağış yağdı. 15 kilogram yağış çok ciddi bir yağış. Yani bizim Eylül ayı yağış ortalamamız. Yani bir ayda düşen yağış 16 saatte düşmüş oldu. Ve bütün ovanın tamamında yağış oldu. Nispeten o da benim kariyer noktasında bir üst, yani bir sıçramama yol açtı. Artık çiftçilerin gözünde bayağı bir güven tazeledik o yağıştan sonra. Akabinde de doğru zamanda ilaçlama, yine doğru zamanda tekrar ilave gübrelerin atılması, doğru zamanda ürünlerin kurutulması, doğru zamanda kurutulmaya bekletilen ürünlerin üstünün kapatılması, doğru zamanda yonca biçimlerin yaptırılması. Yani bu yönde bizim ağırlığımız çiftçilerle oluyor. Çiftçiler ağırlıklı Konya il geneline çok güzel, verimli bilgiler veriyoruz. Sonuçta burada bir gayretullahın işi var. Biz bilimsel veri okuyoruz ama gayretullah orada Allahu Teala o yağışı ikinci gün indirdi, nasip etti bize. O yüzden insanlar da orada sonuçta bir gübre sulamak dünya kadar masraf. O masraftan kurtulmak için fuarın bir gününden kendi gele fedakarlık edebilir ki öyle de yaptılar. İkinci günü gittiler güzelce. Ürünlerine baktılar. Alan olan aldı. Tanışılan tanışıldı. O yüzden ikinci günü ilk günkü o boşluğu doldurmuş oldular. Öncelikle Konya'nın kıymetini bilsinler. Her anlamda. Yani mesela biz Ankara'da oluyoruz. Mesela babamla konuşuyorum. Ben çeri domates almıştım. O günün tarihi için söylüyorum. 5 TL'ydi. Hiç unutmadığım için bu örneği veriyorum. Şimdi biraz daha arttı fiyatlar. Sen nasıl 5 liraya çeri domates alabilirsin diyordu babam bana. Baba vallahi 5 liraya aldım diyordum. Ya aynı çeri domates burada 20 lira diyordu, 25 lira diyordu.
Bir domates fiyatı olsun, bir biber fiyatı olsun, bir pazar fiyatı olsun. Bu basit bir örnekleme. Yani diğer şeylere göre oldukça uygun fiyatları var, oldukça ucuz fiyatları var. Meyve cenneti. Yani biz burada gördük ki komşumuz bize kiraz getiriyor bahçesinden. Biz burada gördük komşumuz bize çilek getiriyor bahçesinden. Biz burada gördük komşumuz bize pekmez getiriyor kendi yaptığı şekersiz pekmezinden. Hani biz başka şehirde yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten büyük nimet. Biraz önce saydığım diğer özelliklerle beraber. Diğer noktada çiftçilerimiz şöyle haklı. Yani ekim ekecekler, oradan gelecek mahsullerden para kazanacaklar, hayatlarını idame edecekler. Burada onlar yağmuru bekliyor. Ben onlara yağmur bilgisi veriyorum. Fakat Konya Ovası yağış noktasında Türkiye'nin en az yağış alan noktalarından bir yer. Yıllık ortalamaları 300, 280 ila 330 kilogram arası. Bu yağışa hiçbir şekilde kaynak ya dayanmaz. Yani alttan gelen, topraktan gelen kaynak dayanmaz. Önceleri 20-30 metrede bulunan sular şimdi 300-350 metrelere kadar çekildi. Birçok yerden obruk haberleri geliyor. Şimdi ben bunu katiyen hani çiftçilik bırakılsın diye falan öyle bir şekilde açıklamıyorum. Fakat hani çiftçilerimizin bu noktada dikkatli olması lazım. Çünkü bu obruklar tamam şu an tarlada oluyor ama yarın ilçe merkezlerinde olmayacağı anlamına gelmez. Allah korusun yani bir ilçe merkezinde orada burada bir obruk oluşumu ciddi bir sıkıntıya yol açabilir. Hani bundan dolayı bu iş nasıl çözülecek onu da bilmiyorum. Çiftçi kendince haklı ekim yapması lazım. Diğer noktada nasıl bir çözüm bulunacak o da bilinmiyor. Hani Konya Ovası'nın yeraltı kaynakları çekiliyor. Bu ilerisi için de oldukça risk. Temennimiz bunun bir şekilde hangi yöntemde nasıl olacaksa düzeltilmesi. Yoksa bu şekilde devam ederse tarım bölgelerinde ciddi sıkıntılar önümüzdeki yıllarda başta obruk olmak üzere gerçekleşmeye devam edecek. Yine ilave olarak alttan çekilen sular oradaki su olmuyor. Yani mesela Akşehir Gölü'nden geliyor, Beyşehir Gölü'nden geliyor, başka kaynaklardan geliyor. Mesela Akşehir Gölü kurudu. Beyşehir Gölü o civar çok yağış almasına rağmen yükselmiyor. Sebebi ne? Alttan kaynaktan çekilen sular. İşte bu şekilde başka noktalara da olumsuz durumları oluşuyor. Ama ben dediğim gibi burada yetki makamı da değilim. Bir yolda çizemem. Bu noktada bunları da görüp ona göre hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani Konya'nın kıymetini bilsinler ya. Ben yani çok Konya aşığı olduğu için belki çok Konya'yı övdüm ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Konya benim için hayatım boyunca çok hani sorgulayan, garantici bir insanımdır. Hani bir noktadan bir noktaya hareket ederken onu 10 kere sorgularım. İyi ki diyorum 2014 yılında Konya tercihini yapmışım diyorum. Yani Konya bana ne istediysem verdi. Maddi manevi noktasında, yaşam noktasında, evlilik noktasında, çocuk noktasında, hani hayatı idame etme noktasında. Ben ne istiysem Konya bana fazlasıyla verdi, vermeye de devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam ederim. Yaşayan, Konya'da yaşayan Konyalarımızın da Konya'nın kıymetini bilmesini isterim.